bir 5-10 dakika kadar hafif de zeytinyağın içinde pişireceğiz. Şöyle barbunlarımı içine koyuyorum. Bir kabın. Üzerlerine zeytinyağı koyacağım. Güzelce ıslatıyorum. 3'te 1'ine yağ gelecek şekilde ayarladım. Birazcık tuz, birazcık karabiber. Barbunlarım hazır. Biraz sonra onları fırına atacağım. Fırını açayım isterseniz. Isıtalım. 130 dereceye getirdim. Isınsın. O sırada bezelyelerimi tüsürlemek istiyorum. Bu barbunla hafif tüsürlü bir tat yakalamak istiyorum. Kiraz ağacım var. Kiraz çok yakışıyor. Elma, kayın çok güzel oluyor. Bezelyelerim var. Onları içine koyuyorum. Bir çakmak yardımıyla ya da şöyle bir pürmüzümüz varsa küçük bir yangın çıkartacağız. Balkonunuzda yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle kapatıyorum. Bezelyelerimiz güzel bir tütsülensin. Püre yapmak için ben kabımı çıkartayım dışarı. Bezelyeleri hafif kremalı yapacağımı söylemiştim. Artık bezelyeleri daha fazla pişirmiyorum. Sadece kremayı ısıtıyorum. Amacım sadece kremayı ısıtmak. Altını kapatayım. Mis gibi kokular geliyor. Bezelyelerimi alıyorum. Üzerine kremamı döküyorum. Hadi başlayalım. Biraz tuz, karabiber. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi artık fırınımız da ısındı. Barbunlarımızı atabiliriz. Yağladım, tuzladım, karabiberledim. 4-5 dakikadan fazla atmıyoruz. Eğer daha fazla atarsak fazla pişmiş olacak. O yağın içinde zaten incecikler, çok zarifler, çok elegantlar. Hiç o yapılarını bozmadan 4-5 dakika yağın içinde konfi yapacağız. Sonra altına bezelyemizi süreceğiz. Elmamız var. Küçük elma dilimleri yapacağım. İsterseniz gelin onları da yapalım. Balıklarımız pişerken. İnce ince dilimliyorum. Ben bezelye ile elmayı çok yakıştırıyorum. Özellikle de o yeşil elmayı. Tam istediğim gibi tabaklamaya başlayabiliriz. Mis gibi füme kokuyor. Üstlerine birkaç damla bu da yağdan damlatacağım şu parlaklık vermesi açısından. Yükseklik 3. katımıza çıkalım. Elmalarımla tabağımı süsleyeyim. Mikrofilizlerim var. Birazcık onlardan kullanalım. Yenilebilir çiçeklerim var. Mis gibi de kokular geliyor. Özellikle o bezelyeden gelen füme kokusu ve barbunun kendine has karakteristik kokusu.